Şimdi İslim İsrail'e aktardı son durumu. İsrail'in açıklamaları böyle. Blinken'ın ziyaretinin detayları böyle ama konuşmanın başında İsrail'in Lübnan'a saldırılarından, Beyrut'a, bu defa Beyrut'un merkezine saldırılarından bahsetmiştik. Sadece Dahiye bölgesi değil, artık İsrail'in hedefinde Beyrut merkez var ki Refik Hariri Havalimanı ve çevresini de isabet aldı. Ve yüz binlerce kişi zaten İsrail'in o kara harekatının başladığı günlerde Lübnan'dan ayrılmaya başlamıştı. Şimdi ana göç merkezi başkenti oldu Lübnan'ın, Beyrut oldu. İnsanlar göç etmek için yollar aramaya başlıyorlar. Bir yandan da çağrı yapılıyor başkentin boşalması yönünde. Bir de bir otele sığınmıştı Lübnanlılar. Fakat o otel de polisin zoruyla boşaltıldı güvenlik gerekçesiyle. Bir yanda İsrail'in aralıksız saldırıları, geceyi gündüze çeviren patlamalar, diğer yanda gerilimin gölgesinde devam eden hayatlar. Beyrut'u, Lübnan'ın diğer şehirlerini vuruyorlar. Zannediyorlar ki bizler üzerine baskı kuracaklar ve direnişe sırt çevireceğiz. Bunların hepsi birer hayal. Burada asla bu yaşanmayacak. Beyrut'ta İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye mahallesinden dumanlar yükseliyor. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ise uçuşlar saldırıların gölgesinde yapılıyor. İniş kalkış yapan uçaklarla şehirden yükselen dumanlar aynı kare içerisinde yer alıyor. Beyrut halkı ise endişeli ama gündelik hayatlarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinden kaçanların kurduğu çadırların arasında sabah sporunu yapanlar da var, balık tutanlar da. Dün Beyrut'ta bir katliam yaşandı ama İsrail yenildi. Hiçbir şey yapamaz. Tek yaptıkları direniş üzerinde baskı kurmak ama o da bir işe yaramayacak. Saldırılar sonrası yaşanan iç göç ülkedeki sorunları daha da büyütüyor. Bir otele sığınanlar polis zoruyla binadan çıkarıldılar. Bizi çıkartmak için polis çağırdılar. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi sokaklara çadır kurmamızı istiyorlar. Yolda yaşayamayız biz. Polis müdahalesiyle gerilim daha da arttı. Bunların olacağını bilseydik hava saldırılarının altında yaşamayı tercih ederdik. Kendi insanlarımız bizi aşağıladı. Bizi korumalarını beklerdik. Biz turist değiliz.